Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. Gayrimenkul sektörünün öncü ismi olmayı başarmış ve Türkiye'nin dört bir noktasında önemli projeler imza atan Corkwell Banker yatırımı birlikte izliyoruz. Hemen kendilerine hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz Ankara'ya. Çok teşekkür ederiz. Nasılsınız? Sağ olun. İyiyiz. Ankara'dayız. Çalışıyoruz. İşlerimiz iyi. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Tabii bugün bol bol tabii yaptığınız evet. İşten konuşacağız. Evet. Tempo devam ediyor diyorsunuz. Evet, evet. Evet, önce izleyenlerimiz için sizleri tanıyalım. Emre Yıldırım, gayrimenkule gönül vermiş bir iş adamı diyebiliriz. İşimiz gücümüz gayrimenkul. Her türlü gayrimenkul ihtiyacını farklı alternatif satış teknikleriyle hem satma hem kiralama veya akabinde projeden, arsadan gayrimenkul edindirme tarzında çalışmalarımız mevcut. Bu anlamda yatırımcılarımız da bizleri seviyor. Peki firmanız nasıl kuruldu? Hikayesi nedir? Bizim firmamız yaklaşık 7 yıldan beri bulunduğu yerde hizmet veriyor. Biz normalde buraya başladığımız zaman ben danışman olarak başlamıştım. Akabinde artan iş yoğunluğuyla beraber kazançlarımız da doğru orantıda arttı. Buraya daha sonradan da ortak oldum ben. Bulunduğum yerin ortaklarındanım. Peki gayrimenkul sektöründe hangi hizmetleriniz ve çalışmalarınız mevcut? Gayrimenkul sektöründe klasik emlak danışmanlığı dediğimiz gayrimenkul alım ve satım süreçlerinde müşterilerimize hizmet vermekle beraber aranılan gayrimenkuller bize bildirildiği takdirde bulunan bölge ve lokasyonda da kendilerine uygun mülkler edindiriyoruz. Ve genelde biz bu işte Ankara genelinde kabul görmüş bir firmayız. Kendim de şu anki kendi bulunduğumuz lokasyonda iyi danışmanlardanım. Bir numarası değilim. Bunu demek çok iddialı bir söz tabii ki de. Ama iyi, güzel hizmetler veriyoruz. İnsanların bize geri dönüşü de oldukça yoğun. Bu anlamda da doğru olduğumu düşünüyorum. Şimdi bu alanla ilgili isterseniz bilgilendirmeye daha da detaylandırmaya devam edelim. Yatırım konusunda özellikle tavsiyelerinizi çok merak ediyorum. Özellikle arsa ve konut alım satışlarında artış var mı? Özellikle bu durumda uzun vadeli ve kısa vadeli yatırımlar hangi yönde ilerliyor olacak? Bilgilerinizi isteriz sizden. Ankara özellikle Türkiye'nin konum itibariyle ortasında bulunan bir şehir. Bu şehire hem sağlık, okul, üniversite veya iş noktasındaki artan talep doğrultusunda insanlar buralardan mülk almak istiyor. Bu Ankara'yı çok artı bir pozisyona koydu. Özellikle yaşamış olduğumuz doğal afetlerde bizi bu noktada ön plana çıkarttı. Son yaşamış olduğumuz depremlerden sonra Ankara'ya çok ciddi anlamda bir göç oldu. Veya çevre illerden veya deprem riski olan illerden de burası bu anlamda sebeplendi. Gayrimenkul Ankara'da diğer şehirlere nazaran daha çok ön planda. İnsanlar gayrimenkulü Ankara'da alıyorlar ve satmıyorlar. Özellikle yoğunlaşan bölgelerimiz var. Bu anlamda belediyenin imar çalışmaları da Ankara'nın çevresinde devam ediyor. Bundan dolayı Ankara'da konut sektörü hızlı, güzel, kazançlı, kira rakamları yüksek, yatırmış olduğumuz paranın geri dönüş süreleri kısa diğer şehirlere göre. Gerçekten bütün verdiğiniz bilgiler, değerlendirmeleriniz çok kıymetliydi. Sohbetiniz için çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Evet sevgili izleyenlerimiz, bir röportajımızın daha sonuna geldik. Gayrimenkul sektörüne bambaşka noktalardan baktığımız bir sohbet oldu bizler için. Yayınlarımız devam edecek. Şimdi sözü Aycan Bey'e bırakıyoruz. Bu hafta da Lifestyle programını noktalıyoruz. Dünya barışı için sevgiyle, anlayışla ve birlikte daha güçlü adımlarla ilerleyelim. Her birimizin içinde barış tohumları ekelim ve gelecek nesillere daha güzel bir dünya bırakalım. Başarılarınızın ve umutlarınızın daim olmasını dileriz. Hep beraber barışın gücüyle aydınlık bir geleceğe doğru ilerleyelim. Şimdilik hoşça kalın. We'll be right back.
Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.